Nereden geliyorsun sen? İster misin? Canım çekti de. Fırından yeni çıkmış taze. Sen bilirsin. Çekil o zaman. Keyfimi kaçırmadan çekilecek misin Alaz önümden? Yoksa yine dayağı yersin diyorsun ha? Aynen. Pek uslanmışa benzemiyorsun da. O zekalı rüzgarı görmeye gittin değil mi? Sana ne ya? Sana ne? Bu seni ne ilgilendiriyor? İlgilendirmediği için mi komaya soktum ben onu? İlgilendirmediği için mi elimde kalıyordu neredeyse? Marifetmiş gibi bir de söylüyorsun hala ya. Kes artık ya, kes. Ya, kafanı mı vuruyordu senin ya? Ha? Nereye vuruyordu? Ya çıldırdın mı kızım sen? Niye yapıyorsun bunu? Kafayı mı yedin? Ya kes artık, kes ya. Bu seni ne ilgilendiriyor ya? Sana ne? Ne yap, bırakın beni. Ya ne yapıyorsun? Bir dur. Kafayı mı yedin sen? İyi misin? Neden bunları yapıyorsun bize? Sen ya 40 yılın içi canım bir şey çekti, onu da boğazıma dizdin ya. Düne kadar umurumda bile değildim ben seni. Şimdi mi kıymete bindin? Ya nereden bileyim, anlatmadın ki. Ya kızım, dayak yiyormuşsun ya. Niye susuyorsun? Sanki kendisi çok sağlıklı da. Ne diyorsun sen be? Ne işin vardı lan Asi'nin yanında senin? Senin tek bir derdin var değil mi? Yaman'ı nasıl delirteceğim değil mi? Bak seni bir daha o kızın yanında görürsem... Ne oldu ya? Ne oldu? Senin dışında kimse iletişim kuramıyor mu Asi kızla? Kıskandın mı yoksa? Ya bir şey soracağım. Kaç tane kadın etrafında dolanmasını istiyorsun sen? Oğlum bak. Bak çeneni kıracağım senin sonunda. Ben söyleyeyim, vallahi yapar. Ne de olsa yabani olayı bu. Ben sana hiç engel olmayayım, sen vur ya. Nasıl olsa her şeyi böyle çözüyorsun ya sen. Rüzgarı nasıl dövdüysen devam. Aynen. Bırakın. Çıkın gidin hayatımdan, istemiyorum sizi ya. Sen manyaksın kızım. Ya siz ikiniz de yemin ediyorum beş mar etmezsiniz. Yeter. Yeter ya. Kesin artık. Ya anne düşsünler artık yakamdan. Sus ya. Dedim. Tek kelime bile istemiyorum. Artık tahammülüm kalmadı çünkü. Neyse davanız bir an önce çözün, biz de rahat edelim. Ece içeride. İyice ağırlaştı durumu. Kalbinin ne kadar dayanacağını bilmiyoruz. Ve bugün niçin geldi biliyor musunuz? Kardeşleriyle bir gün geçirmek için. Ve siz bu haldesiniz. Bu mu yapacağın ablalık senin? Bu yapacağınız abilik. Aferin. Aferin, o zaman devam edin. Sakın. Kardeş olmayı öğrenene kadar bu kafadan içeri girmeyin. Anne. Hayır dedim. İnsan gibi ilişki kurmayı öğrenin. Sonra benimle konuşun ve kardeşinizin yanına gelin. Ne olmuş? Ne dedi şimdi? Ne bileyim ben. Sen ne duyduysan ben de onu duydum. Kalkın hadi. İçeri geçelim.
Annemiz haklı. Şimdi zaman değil. Bakıyorum ateşkes sağlanmış. Ne o? Ece ölüyor da kavga etmeye bırakalım mı dediniz? Ece. Lütfen. Ya bence olur. Ben dayanabildiğim kadar dayanırım bu ateşkesin sürmesi için. Ama garanti veremem tabii. Ya salak salak konuşmasana. Olayı fazla dramatize etmesek mi acaba? Bana uyar. Yalnız düşmanlarıma söyleyeyim. Ateşkes bitince kaldığım yerden devam. Bir şey yapamazsın diyemeyeceğim. Çünkü anlaşılan seni de delirtmişler. İkizler sonuçta. Anne karnında artık ne yaşıyorlarsa deli oluyorlar. Bari yanımızda gömme be. Bak. Sen bize bakma, tamam mı? Yani biz birbirimizi gömeriz de severiz de. Hem biliyorsun kardeş kardeşi bıçaklamış, dönmüş yine kucaklamış. Ay bu da baydı iyice. Sorma ya abisi. Süper aforizmaları var değil mi? Bize de bir ara öğretsene şunları ya. Olur valla ama ders ücretini alırım ha. Bence olmuşlar ha. Ne diyorsun anne? Oldular galiba. İnşallah. Üçü bir arada çok güzel görünüyorlar. Dördü diyeceksin. Tamam o zaman. Şöyle bir şey yapalım mı bak. Hatta böyle bir tane fotoğraf çekilelim, tamam mı? Anne. O zaman Çağla sen ortaya. Abisi hadi. Evet. Hazırız. Gülümseyin bakayım. Asil. Bakayım. Çok güzel. Al. Ve işte soy salanlar çetesi. Dağıt onları bile sollarızmış. Şu tipe bak. Sen kendi tipine bakasın. Sen nasıl kendi tipine bak? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.